Burada gelen bütün misafirler Kuzey Kıbrıs'ın varlığını önce biliyor. Bilenler de daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ben bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Anti-Turkish rhetoric and anti-migrant rhetoric is... Türkiye turizm sektöründe yeni bir atılım döneminin içerisindedir. Geçtiğimiz hafta 1-3 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 3. Turizm Şurası ile birlikte Türkiye turizmi bir atılım dönemine, bir hamle dönemine girmiştir. Geçtiğimiz 15 yıllık süre içerisinde turizmle ilgili altyapı çalışmalarını neredeyse çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz. Türkiye'nin her yerinde havaalanları, otoyolları, hızlı trenleriyle ve bundan sonraki dönemde yapılacak olan altyapı hizmetleriyle, hele hele İstanbul'un 3. havaalanıyla ve diğer İstanbul-İzmir otoyolu gibi büyük projeleriyle turizmde altyapısını tamamen tamamlamış olan bir ülke olacağız. Turizm bölgelerimiz artık her birisi ulaşılır vaziyettedir. Ayrıca turizm sektörü otelcilik, konaklama hizmetleri bakımından da dünya standartlarında ciddi bir seviyeye gelmiştir. Türkiye şu anda dünyanın turizm bakımından 6. ülkesidir. Bu yıl itibariyle yaklaşık 31.4 milyon turistin sene sonuna kadar geleceğini ümit ediyoruz. Ve bu yılki turizm gelirimizin de 26 milyar dolar seviyesine ulaşmasını tahmin ediyoruz. Hedefimiz bildiğiniz gibi 2023'te 50 milyon turist kapasitesine ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır. Bunun için hep beraber gayretle çalışıyoruz. İngiliz turistlerle Türkiye'deki otelciler arasında yaşanan bir problem değildir. İngiliz turistlerle İngiliz tur operatörleri arasında yaşanan bir krizdir. Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de İngiliz tur operatörleriyle böyle sıkıntılar yaşandı, turistler arasında sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bunların önemli bir kısmı maalesef doğru olmayan bilgilerdir ve devam eden süreçlerdir. Türkiye bu anlamda herhalde mutfağının en kaliteli olduğu ülkelerden birisi. Yemeklerin en taze meyve ve sebzeden yapıldığı, en hijyenik ortamda yapıldığı ülkelerden birisi. Ve işin en güzel tarafı da herhalde dünyanın en zengin mutfağına sahip olan ülkede Türkiye'dir. Dolayısıyla böyle son derece kabili ihmal bir takım tur operatörleriyle turistler arasındaki gelişmeler yaşanmış olabilir. Ama sonuçta Türkiye'ye gelen bütün turistler tarafından da yemeklerinin lezzeti, sıhhati ve çeşitliliğiyle bilinen önemli bir ülkedir. Özellikle Avrupa kıtasında ama genel olarak Batı dünyasında maalesef yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, özelde İslam düşmanlığı ve bunun çok somuta indirgenmiş bir hali olarak Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Bu son yıllarda artan bir trend haline geldi ve bu öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey de değil. Bazı çevrelerin, bazı siyaset merkezlerinin, bazı fikir merkezlerinin bütün bu düşmanlıkları bilinçli olarak artırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle son yıllarda Avrupa'daki siyasette seçimlerin de gündeme gelmesi dolayısıyla tabiri caizse Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı prim yapan bir hal almaya başladı. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu başlı başına Avrupa siyasetinin en önemli handikaplarından birisidir. Yani kültürel çoğulculukla, demokratik katılımla farklı kültürlerden, dinlerden, ırklardan, backgroundlardan insanların bir arada yaşamasıyla bir Avrupa ortak kültürünü oluşturabilmiş olan bu kıta, Allah korusun artan bu ırkçı, faşist
ve bir takım yabancı karşıtı, İslam karşıtı, Türk karşıtı çevrelere prim verirse, korkarım ki birkaç sene sonra Avrupa siyasetinde muhtedil insanların siyasetin içerisinde maalesef söyledikleri sözler de dikkate alınmayacak, ciddiye alınmayacaktır. Onun için öncelikle bunun Avrupa kıtası için bir önemli uyarı olduğunu, bir ikaz olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye ile Türkiye'nin bu süreçlerden etkilenmesine konu gelince şunu söyleyeyim. Siyasetin dili başka, turizmin dili başkadır, kültürün dili başkadır. Almanya seçimleri dolayısıyla Almanya'da neredeyse herkes aman ha sakın ha Türkiye'ye gitmeyin diye telkinlerde bulundular. Türkiye'nin gidilirse tehlikeli olabilecek bir ülke olduğunu ifade eden siyasetçiler bile oldu. Ama bu sene baktığımız zaman ilk 9 ayda Türkiye'ye gelen Alman turistlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Bu şunu gösteriyor. Evet rakam biraz düşmüş bir önceki yıla göre ama bu şunu gösteriyor. Bu kadar çok Türkiye karşıtı söyleme rağmen Alman vatandaşları, Alman dostlarımız Türkiye'ye gelip ziyaret ediyor. Çünkü Türkiye'nin zenginliğini, güzelliğini, halkının misafirperverliğini, turizm hizmetlerindeki kaliteyi daha evvel görmüşler ya da duymuşlar. Dolayısıyla turizm kendi diliyle hareket ediyor ve Alman turistler de, Avrupalı turistler de Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İngiliz turistlerin, Rus turistlerin de, İngiliz turistlerin de, Ukraynalı turistlerin de çok büyük oranda Türkiye'ye gelmeye devam ettiklerini biliyoruz. Bu süreç devam edecek. Ayrıca Avrupa'daki seçimlerin sona ermiş olması da bu sıkıntılı dilin bir şekilde rafa kaldırılması bakımından herhalde önümüzü rahatlatacaktır. Önümüzdeki dönemde bu artan ırkçı söylemlerin etkisinde kalan siyaset, turizm alanını etkileyecek bir dil kullanmaya muktedir olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve Türkiye turizmi bu anlamda rahat bir döneme girecektir. Geçen haftaki Turizm Şurası hakikaten Türk turizmi bakımından bir tabiri caizse topun ilk oyuna sokulduğu andır. Üçüncü devre için söylüyorum. Ve burada Türkiye'nin bizatihi kendisinin tanıtılması en değerli işlerimizden birisidir. O toplantılarda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin gücü bizatihi Anadolu topraklarının kendisidir. Türkiye topraklarının kendisidir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük kültürel zenginliğin bir arada olduğu başka bir ülke yoktur. Troya'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyetin gelip geçtiği bir ülkeden bahsediyoruz. Neredeyse topraklarının her yerinde aynı zamanda farklı mevsimlerin olduğu, her yerinde farklı doğal güzelliklerin olduğu ve 4 mevsimi yaşayan 12 ayın tamamında da turizm imkanları olan bir ülkeyiz. Muazzam bir kültürel zenginliğe sahip olan bir ülkeyiz. Dünyanın arşivi diyebiliriz Türkiye için ve dünyanın en büyük kütüphanesi diyebiliriz. Bütün bunları bizatihi Türkiye'nin kendisini tanıtmak bizim yapacağımız en değerli iştir. Bunun için de elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Hep beraber Türkiye'nin her platformda var olmasını sağlayarak, Türkiye'nin bütün güzelliklerini, bütün önemli değerlerini her yerde ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz ve Türkiye'yi dünyada yaşayan 7 milyar insanın hepsinin gündemine taşıyacağız ve Türkiye'yi değerli bir dünya markası haline getireceğiz.